Günaydın sevgili izleyiciler. Güneşli bir İstanbul sabahından hepimize merhabalar. Biz bugün sabah güzel bir güneşle uyandık ve havanın da sıcak olmasıyla birlikte daha da umutlu bakabileceğimizi gördük. Dilerim sizler için de güzel bir hafta başlamıştır. Bugün maalesef evliliklerin kötüye gittiği durumlarda başvurulması gereken hukuki yol olan boşanma davaları hakkında konuşacağız. Evlenmek kadar boşanmanın da normal olduğunu iki tarafın da kabul edebilmesi ve tabii ki anlaşmalı boşanma gerek biz hukukçuların gerekse de ailelerin tercihi olmalı. Ama bunun yanı sıra tarafların boşanmaya kolaylıkla evet dememesi neticesinde de çekişmeli boşanmalar da söz konusu oluyor. Boşanma, velayet, malların durumu, aile konutu hakkında ve tüm detaylar hakkında, evlilik sonrası statüler hakkında bugün çok kıymetli bir arkadaşımla birlikteyiz. İstanbul Barosu Avukatlarından Nevin Yıldırım Kara bizimle birlikte kendisiyle enine boyuna boşanma davaları hakkında sohbet edeceğiz. Ekran karşısında sizleri de izlemeye bekliyoruz. Nevin'cim hoş geldin. Hoş bulduk Gülsüm'cüm. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum sana ve TV Mor ailesine. Umarım yayın hayatınız güzel, keyifli ve izleyicisi bol olur, faydalı olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz Nevin'cim. Avukat Nevin Yıldırım Kara da benim de ağırlıklı olarak çalıştığım alan olan aile hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışıyor ve uygulamada doğal olarak çok fazla boşanma davasıyla karşılaşıyor. Nevin'cim seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben avukat Nevin Yıldırım Kara, İstanbul Barosu'na bağlı olarak 20 yıldır fiilen avukatlık yapıyorum. Halen de serbest avukatlığa devam etmekteyim. Özel hukuk davaları ile ilgileniyorum. Özellikle özel hukuk davaları deyince özel hukuk davalarının %30'unun boşanma davaları olduğu gözetildiğinde boşanmanın özel hukukla uğraşan avukatların büyük bir alanını kapattığı da zaten anlaşılacaktır. Peki nedir boşanma davaları? Yani taraflar evleniyor ki bizim hukukumuzda gerek evlenme gerekse de boşanma şekle bağlı bir sözleşme ile başlayıp yine aynı şekilde şekli koşulların yerine getirilmesiyle sona eren bir akit. Yani nasıl ki bir evi kiralarken, bir şirket bir mal alırken veyahut da iki taraf arasında normal bir sözleşme kurarken olduğu gibi boşanma davalarında da aynı şekilde bir sözleşme ile başlayan hukuki ilişki var ve şartlarına tamamen uyulması gereken, resmi memur önünde olması gereken, şahitler huzurunda olması gereken bir akitle başlayıp yine aynı şekilde de mahkeme nazarında sona ermesi gereken boşanmış olmak için Türk mahkemelerinin bu konuda bir boşanma kararı vermesini gerektiren bir durum söz konusu. Bize boşanma davalarının genel olarak mahiyeti hakkında bilgi verir misin? Elbette. Öncelikle kanun koyucunun amacı boşanmak değil. Kanun koyucunun amacı evlilik birliğinin sürdürülmesidir. Anayasanın bu konuya ilişkin olarak zaten 41. maddesi var ve ailenin Türk toplumunun temelini olduğunu ve devletin ailenin korunması, huzuru için her türlü teşkilatı kurması gerektiğini söyler. Bunun dışında eğer bu artık sürdürülemez ve gerçekten sona ermesi gerekiyorsa bu durumda da yasa koyucu belirli kurallar dahilinde evliliğin sonlandırılabilmesi için medeni kanunda sebepler gösterir. Bu sebepler sınırlıdır. Kanun koyucunun gösterdiği sebepler dışında bir sebeple boşanma davası açamazsınız ve bu sebepleri ispatlamalısınız. Taraflar kendi aralarında kanunda sayılan boşanma sebeplerinin varlığı halinde ve bu sebeplerin gerçekleştiği kanaatindeyseler boşanma davalarını açabilirler. Boşanma davalarına baktığımızda genel sebeplerin yanında özel sebeplerin de olduğunu görüyoruz. Özel sebepler sınırlı, kanunla sayılmıştır. Zina, hayata kast, pek kötü fena muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme, terk, akıl hastalığı. Bunlar özel sebeplerdir ve sınırlıdır. Bir de evliliğin temelinden sarsılması dediğimiz. Genelde o evlilik birliğinin temelinden sarsılması hep halk arasında bildiğimiz şiddetli geçimsizlik. Ama aslında hukuk nezdinde yani medeni kanunda şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma diye bir sebep yok aslında. Evet. Bu şiddetli geçimsizlik işte niye ayrılıyorlar? Şiddetli geçimsizler. Geçinemiyorlar olarak tabir edilen işte bu evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır ki bu sebep hukukumuzda kusura bağlıdır.
Evet. Yani kusurdan kastımız ne buradaki kusur? Burada boşanma sebebinin gerçekleştiğini iddia eden kişinin karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlaması gerekiyor. Yani nedir bu? Bana ekonomik şiddet uyguluyor, evden giderken bana para bırakmıyor. Yahut eve geldiğinde sürekli bana hakaret ediyor, aşağılıyor. Hiç haberim yokken yemeğe arkadaşlarını davet ediyor. Ailemi yemeğe davet etmiyor, konuşmuyor, görüşmüyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması çok geniş. Yani kanun koyucu burada kişilere çok özgür bir alan bırakmış. Çünkü bunu kısıtlayamazsınız. Her evlilik kendine özgüdür. Her kişi kendine hastır. Dolayısıyla her evlilikte yaşanan sorunlar birbirinden çok farklıdır. O yüzden bunları kısıtlayamazsınız, sınırlayamazsınız. Kısıtlı sebepler yanında o saydığımız terk, zina vesaire gibi hakim bir de ya kanun koyucu bir de genel sebep kabul etmiş. Ama genel sebep sadece evlilik birliğinin temelinden sarsılması da değil. Anlaşmalı boşanma denilen evliliğin bir yıl sürmesi halinde yapılan boşanma da genel bir boşanma sebebidir. Onun dışında fiili ayrılığa dayanan hakim tarafından ayrılık kararı verilmesi sonrası. Bu çok karıştırılıyor. Yani şimdi genel boşanma sebepleri içinde şöyle bir madde var biliyorsun. Diyor ki işte taraflardan birinin açmış olduğu davanın reddedilmesi kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içerisinde kesinleştikten sonra 3 yıl sonra boşanma davası açılırsa burada hakim delilleri değerlendirir, boşanmaya karar verebilir ile hakimin vermiş olduğu fiili ayrılıktan sonra da yine aynı şekilde boşanmaya karar verileceğini düşünenler var. Ama benim kanaatim ve sanırım kanun koyucunun da amacı fiili ayrılığa karar vermesinin sebebi bu evliliğin devamı ihtimal dahilinde olabilir. Evet. İkisi birbirinden ayrı. Zaten ikisi de ayrı bir boşanma sebebidir. Genel boşanma sebepleridir. Ama burada kanun koyucunun amacı hakime verilen takdir yetkisi kapsamında hakim taraflar arasında önüne gelen bir boşanma davasında eğer bu evliliğin sürdürülebileceği inancını görmüşse boşanma kararı yerine ayrılık kararı verebilir. Bu fiili ayrılık süresinden sonra taraflar tekrar bu evliliği sürdüremezlerse bu durum ayrı bir boşanma sebebidir. Ama bu durum tarafların boşanma davasının reddedilip kesinleştikten sonra 3 yıl beklenen 3 yıl süre beklenip açılan davadan farklıdır. Bunlar ayrı boşanma sebepleridir. Evet. Bunlar genel boşanma sebepleridir. Peki özel boşanma sebeplerinde sanırım bir süreler var. Yani işte zina gibi olsun, hayata kast gibi olsun, terk şeklinde olsun, akıl hastalığı durumlarında. Burada bir kısmında süreler var. Yani affetme süresiyle ilgili. Evet. Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi bu süreler mesela zinanın fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde davasının açılması gerekiyor. Terk nedeniyle boşanma davasına baktığımızda burada terk ihtarının yani terk eve dön ihtarının yapılması gerekiyor. Bunlar şekli hususlardır ve aslında şurada şunu da bir parantez girmek istiyorum. Boşanma davaları taraflarca getirilme ilkesinin olduğu davalar. Zaten özel hukuk davalarının yargılamaya hakim olan ilkelerinden birisi taraflarca getirilme. Kanuna baktığımızda taraflarca getirilme ilkesinin olduğunu görüyoruz. Yani ben evliliğimde sorunlar yaşıyorum, şiddet görüyorum. Boşanma davamı açarken eşim eve giderken para bırakmamaktadır. Eşim evin ihtiyaçlarıyla ilgilenmemektedir diye davamı açıyorum. Sonra tanıklar dinleniyor. Tanıklar dinlenirken tanıklardan birisi diyor ki işte karısını da döver davalı. Şimdi ne oldu? Benim bir de fiziksel şiddet gördüğüm ortaya çıktı. Ama hakim bu fiziksel şiddeti nazara alabilir mi? Alamaz. Neden? Çünkü taraflarca getirilme ilkesi vardır. Ben bunu sizin sunmadığınız delili hakim hükümde kullanamaz. Ben bunu boşanma sebebi olarak getirmemişim. Bu ortaya çıksa bile hakim bunu göz önüne alamayacaktır. Ama bakın özel boşanma sebeplerinde bu durum farklıdır. Hakim burada eve dön ihtarının yapılıp yapılmadığını, terk sebebiyle bir boşanma davası açılmışsa
Hakim eve dön ihtarının yapılıp yapılmadığını reysen kendiliğinden kontrol eder. Onun dışında işte zina boşanma sebebinin gerçekten süresi içerisinde açılıp açılmadığı gibi süreler konusunda hakimin kendiliğinden bir değerlendirme, reysen inceleme yetkisi vardır. Ben zinayı ispatta bizim hukukumuzun İslam hukuku anlamında aranan koşulları aradığını düşündüğüm için zinaya dayalı boşanma davasının çok zor ispata tabi olması sebebiyle mutlaka zinayı açarken evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebini de hem özel hem genel sebebi birlikte dayanarak açıyorum. Çünkü neden? Bir kişinin diğer bir kişiyle saatlerce uygunsuz saatlerde konuşması evlilik birliğinin temelinden sarsma sebebi olabilir ama bu onun başka biriyle zina ilişkisi içerisinde olduğunu ispata karine olmayabilir. Bu nedenle de hani genel olarak her zaman davaların içinde mutlaka bu sebebe de dayanmaya çalışıyorum. Yani genel boşanma sebebini de çünkü neden? Terk etmiş, gitmiş, geri gelmiş, işte suç işlemiş olduğunu kabul etmiş veyahut da suçla ilgili evet öyle değildi, böyleydi derken burada genel boşanma sebebine dayalı boşanma davasının ispatı sanırım daha da kolay diye düşünüyorum. Zaten bu terditli dava açılması biliyorsun. Kişiler davalarını, boşanma davalarını terditli olarak açabilirler. Bunun anlamı nedir? Yani bir boşanma davası açılırken önce şunu da belirtmek istiyorum. Dava sebebi ve boşanma sebebi ayrı şeylerdir. Boşanma sebepleri medeni kanunda kanun koyucu tarafından sayılmıştır. Dava sebepleri değişiklik gösterir. Benim şiddet görmem, hakaret edilmesi, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet hepsi dava sebebidir. Dava sebebi olarak bunların yanında iki tane boşanma sebebi dediğimiz özel boşanma sebebi, genel boşanma sebebine dayandığımızda davaların terditli açılması durumu var. Ve özel boşanma sebeplerinin ispatının gerçekten daha şekil şartlarına ve daha zor olması sebebiyle biz davalarımızı öncelikli olarak zinayı örnek verdin oradan gidelim. Öncelikli olarak zina sebebine dayalı olarak tarafların boşanmalarına bunun kabul edilmemesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma davamızın kabulünü talep ederiz şeklinde açıyoruz. Yalnız burada hakimin öncelikli olarak incelemesi gereken zina boşanma sebebinin gerçekleşip gerçekleşmediği. Hakim önce onu belirleyecek. Eğer gerçekleşmediği kanaatindeyse zina boşanma sebebine dayalı davanın reddiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma sebebine dayalı talep hakkında bir karar verecek. Bu konuda da tazminat vesaire belirleyecek. Zina boşanma sebebiyle ilgili Yargıtay'ın en son verdiği kararında aslında biraz daha bu ispatı hafiflettiğini görüyoruz. Çünkü benim kendimin açtığı boşanma davalarında da fotoğraflar, deliller olduğu halde evde bile polis tarafından tespit edildiği halde zina boşanma sebebine dayalı davam kabul edilmemişti. Ama Yargıtay'ın son verdiği kararında bakıyoruz ki çok sık görüşmelerin yapılması, fotoğrafların olması zinaya delil kabul edildi. Yargıtay'ın bu konuda böyle farklı kararları var ama bu elbette ki zina boşanma sebebinin zor bir ispatının zor olduğu gerçeğini değiştirmez. Otelde gece konaklamalar gibi daha Yargıtay oturmuş deliller istiyor. Ama evet biliyoruz ki gece sık aralıklarla sürekli bir numarayla sürekli telefonlaşma, mesajlaşma sadakat yükümlülüğünün ihlalidir. Sadakat yükümlülüğü de zina sebebini olmasa da evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır diyoruz. Burada en çok bize sorulan hemen bu bahsi kapatmadan önce zina suç mudur sorusunun cevabını senden de alalım. Çünkü sıkça soruluyor. Evet. Yani o özellikle de o hala şu an artık o filmler yayınlanıyor mu bilmiyorum. Uzun zamandır izleyemiyoruz. Evet, eski Türk filmlerinde seni meşhut yapacağım, evet. İşte suçüstü yapacağım. Zina Türk Ceza Kanunu anlamında suç mudur Nevin'ciğim? Hayır, zina 2004 yılına kadar hatırsız zannederim suç idi. Ama yapılan değişiklikle zina suç olmaktan çıkarıldı. Zina suç olmaktan çıkarıldı fakat zina bir boşanma sebebi olarak hala kanunumuzda varlığını devam ettirmektedir. Ve zinanın şöyle bir durumu vardır. Eğer zina boşanma sebebine dayalı olarak tarafların boşanmalarına karar verilmişse edinilmiş mal rejimin
mal rejiminden kaynaklı davada hakim gerekli gördüğü takdirde payını da ortadan tamamen kaldırmaya veya azaltmaya karar verebiliyor. Evet. Bu anlamda da bir kusurun karşılığı ağır olan bir boşanma sebebidir zina. Şimdi davayı açtı taraflardan birisi. Özellikle kadın için ya da erkek için kimin ihtiyacı var ise o konutta oturmaya. Aile konutu dediğimiz şey, hatta bu konuda senin sanırım hafta sonu Hukuki Haber'de evet. de bir makalen yayınlandı. Evet. O yüzden bu konuya da girmek istiyorum. Aile konutu kapsamı nedir? Aile konutu şerhi hangi aşamaya kadar devam eder? Kime tesis edilir? Aile konutundan kasıt nedir boşanma evet. davalarında? Ya da bir boşanma davası olmadan aile konutu şerhi tesis edilebilir mi? Nereden istenir? Nasıl istenir? Bu konuda bize bilgi verebilir misin? Elbette. Boşanma davaları özel hukuk davaları olup hem kişinin özel hayatını ilgilendirir hem de mal varlığını ilgilendiren davalardır. Bu yüzden daha farklı davalardır. Mal varlığını ilgilendiren yönüne baktığımızda maddi manevi tazminat, mal rejimleri, mal paylaşımı, aile konutu gibi farklı kavramlar devreye girer. Aile konutu kişilerin kanunda bir tanımı yapılmamıştır aile konutunun. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi aile konutu başlığını taşır. Eşlerden birinin diğer eşin olmadan kira sözleşmesinin onayı olmadan kira sözleşmesini feshedemeyeceğini, sınırlı üzerinde sınırlayıcı hak kuramayacağını, tasarruf işlemi yapamayacağını söyler aile konutu ile ilgili olarak. Kanunun gerekçesinde ve Yargıtay kararlarından biz anlıyoruz aile konutunun ne olduğunu. Aile konutu aslında ailenin acı tatlı günlerini yaşadığı, birlikte geçirdiği, paylaştığı, ailenin ortak yaşamını devam ettirdiği yerdir. Bu anlamda aile konutu tektir, tek olmalıdır. İstisnaları vardır. Örneğin bir çocuğun eğitimi için başka bir yerde 6 ay kalınıyordur, 6 ay başka bir yerde kalınıyordur, sürekli kalma vardır, aile orada bir aradır. Bu gibi istisnai durumlarda aile konutunun birden fazla olması düşünülebilir ama bunun dışında, istisnaları dışında aile konutu tektir. Aile konutunun bir de şu çok soruluyor, nikahsız birliktelikler, imam nikahlı dediğimiz birliktelikler aile gibi yaşanıyor. Burasının aile konutu olduğunu düşünüyorlar. Hayır, aile konutu olabilmesi için tarafların arasında resmi evlilik. Medeni kanun anlamında o şekli şartları taşıyan evet, evlenme akdinin. Evlendirme memurunun ve şahitlerin huzurunda evet cevabının verilerek o evliliğin tesis edilip şekil şartlarının gerçekleştiği bir evliliğin olması gerekiyor. Yoksa işte biz aile gibiyiz, çocuğumuz var gibi durumları kanun dinlemiyor. Aile konutu aslında çok yeni bir kavram olduğu için insanlar korunma amacıyla aile konutuna çok önemsiyorlar. Aile konutunun konulabilmesi için, şerhin konulabilmesi için taraflar arasında bir taraflar arasında açılmış bir boşanma davasının olması şart değil. Boşanma nereden davası, talep edebilirler aile konutu şerhini? Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin nüfus dairesinden alacakları vukuatlı nüfus kayıt örneği yahut muhtarlıktan alacakları resmi ikametgah belgesi, varsa evlilik cüzdanları ve kimlik belgeleriyle birlikte taşınmazın bulunduğu yer tapu müdürlüğüne başvurarak aile konutu şerhi koydurabilirler. Malik ya da kiracı olmalarının bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Kiralanan konut da aile konutu olabilir. Ne bu zamana kadar sürer bu şerh? Aile konutunun koruması şudur. Sizin eşiniz yani kayıt maliki eş diğer eşin rızası olmadan yazılı rızası değil. Burada rızanın yazılı ya da sözlü olması fark etmiyor ama belirli bir işlem için verilen rızasının olması gerekiyor. Rızası olmadan tasarrufi işlemler yapamaz. Burayı ipotek edemez. Kira sözleşmesini feshedemez. Kısıtlayıcı işlemler yapamaz. Bunun koruması evliliğin ölümle sona ermesi halinde ölüme kadar boşanma kararı verilinceye kadar ya yani boşanma kararı kesinleşinceye kadar konutun korunması devam eder ama boşanma kararı kesinleştikten sonra artık aile konutu olmaktan çıkar. Ayrıca taraflar kendi aralarında buranın aile konutu olmadığını da karar verebilirler. Yahut buradan taşınırlarsa da kiralık bir yerdir. Aile konutu koruması sona erer. Peki burada sormak istediğim bir şey var. Aile konutu dedik. Boşanma davası açan kişinin
koruma anlamında, bulunduğu yerde oturmasını koruması anlamında aile konutu şerhi tesis ettirebilir dedik. Kendisini rahatsız eden kadın ya da erkek olsun, çünkü yanlış bir algıyla biz 6.284 hep sadece kadını korur sanırız ama kanun metni açıktır. Der ki aile fertlerini derken bir cinsiyet farkı gözetmez. Burada taraflardan herhangi birisi davayı açtıktan sonra ya da davayı açmadan yine 6.284 sayılı yasanın koruma kapsamından da faydalanmak için haksız bir şekilde mahkemelere başvurabilirler. Tabii ki 6.284 herkes için kabul edilmiş bir yasadır. 2014 yılından bu yana hukuk hayatımızdadır. 2012'de onaylanmıştır. 2014'te yürürlüğe girmiştir. İlk imzalayan ülke olmaktan da her zaman hukukçular onur duyduklarını ülkeleri adına belirtirler. 6.284 bu anlamda çok kıymetli bir yasadır. Neden hep kadın koruması diye geçer? Günümüzde biliyorsun ki kadına şiddet çok daha fazla bizim olduğu için. Bizim iki programımızın konusu kadına şiddetti. Çünkü hiç artmadı. Hep yani çok yeni de gelişen de. Maalesef artarak da devam ediyor. Verilere bakarsak kadına şiddetin hatta öldürme olaylarının çok daha arttığını görüyoruz ve bunların en yakınları tarafından, nikahlı eş, birlikte yaşadıkları, ayrıldıkları eş, ayrıldıkları sevgili tarafından olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla 6.284 dediğimizde de hemen aklımıza kadın koruma geliyor. Ama 6.284 şiddet mağduru olan herkesi korur. Bu anlamda kadın ve erkek arasında bir nikah ilişkisinin olup olmadığı ile ilgilenmez. Bir cinsiyet farkı gözetmez. Bu yüzden de herkes 6.284'ün korumasından faydalanabilir. Şiddet mağduru olan herkes, biliyorsun ki koruma talebine doktor raporu vesaire de gerekmiyor, gerek zaten yok. Talebi yeterli görüyor. Evet, talebi yeterli görüyor. İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, ileriki safhada kimlik değişikliği yapma, kimliğin kayıtlardan silinmesi, gizlenmesi, silinmesi, kullanıyorsa gibi. teslim etmesi, ruhsat silah. Tabii o ruhsatlı silah için geçerli, ruhsatsız silah olduğunda ne olacak? Çok aslında genelde zaten suç işleyen şiddet tarafı da ruhsatlı değil, ruhsatsız silahla yapıyorlar bunu. Bıçak daha çok kullanılıyor. Bu bizim yaramızdır şiddet, ama sadece ülkemize de özgü değil, dünyanın her yerinde maalesef. 6.284 bu anlamda çok güzel ve korunması gereken bir yasa. Sadece kadını koruyor, kadını koruyor değil, bunu da özellikle senin belirtmen çok iyi oldu. Şiddet mağduru herkesi cinsiyet farkı ayrımı gözetmeksizin koruyan bir yasadır. Anlaşmalı boşanmadan bahsedelim biraz da. Herkesin çok istediği, anlaşmalı boşanacağız dediği, eskiden işte protokolün zorunlu olmadığı ama şu an dava dilekçesiyle birlikte protokolü de sunmamız gerektiğini belirten bir anlaşmalı boşanmamız var. Biz avukatlar için anlaşmalı boşanmanın süreci zor olsa da sanki anlaşmalı boşanmayla biten dosyalar daha rahat ediyoruz gibi geliyor. Aslında yasanın amacına uygun. Neden amacına uygun? Yasanın dediğim gibi amacı her zaman ailenin korunması. Yani yasa aile konutu şerhini koyarken de ailenin korunmasını amaçlamış. Boşanma sebeplerini koyarken de önceliğin ailenin huzurunu sağlamak olduğunu belirtmek. Ayrı ya da birlikte yeter, evet, ki huzur içinde bu yolda yürüsünler. Ailenin korunmasını amaçlamış. Eşler üzerine yükümlülükler getirirken, evlilik birliği kurulduktan sonra eşlerin evin huzurunu birlikte yapacakları, çocuklara eğitimine, gözetimine destek olacakları gibi hep aileyi sürdürmeye yönelik düzenlemeler yapmış. Ama ailenin bu varlığı sürdürülemezse de boşanma sebeplerini getirmiş. Anlaşmalı boşanma aslında arka tarafında mutfak kısmının çok yoğun olduğu bir boşanma. Yani biz avukatlar onun hazırlanması, taraflar bunlardan etkilenmesin, çocuklar etkilenmesin, tarafları en adil şekilde boşayalım diye mutfak kısmında gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Ve bu çaba sayesinde eşler anlaşmalı boşanmadan nispeten daha az hasar alarak evliliklerini sona erdiriyorlar. Anlaşmalı boşanmanın şartlarına gelecek olursak, evliliğin bir yıl sürmesi,
ön şarttır. Taraflardan biri ya da her ikisi kendisi ya da vekilleri burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Anlaşmalı boşanmada aranan bir yıl şartını taraflar bir yıl dolmamış olsa dahi bir tarafını açtığı evlilik birliğin temelinden sarsılması sebebine dayalı olarak boşanma davasını açıp diğer tarafın kabul ettiği hallerde de yine aslında taraflar anlaşmalı boşanma şeklinde yola çıkmamış olsalar bile birbirlerini yıpratmadan evliliklerine son verebiliyorlar. Ama evet, tabii oradaki sulhün çok önemli. Evet, şimdi boşanma davaları hakimin takdir hakkının çok geniş olduğu davalar. Kamu düzenine ilişkin olduğu için. Evet, yani diğer özel hukuk davalarından farklıdır bu anlamda boşanma davaları. Hakimin takdir hakkı çok geniştir. Her ne kadar bir yıllık süre dolmamış olsa da o evliliğin sürdürülemeyeceğini, evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak hakim tarafından bakılıp taraf tanıkları dinlendiğinde kanaat getirilirse diğer taraf da kabul ediyor. Genelde böyle yapıyoruz ve boşanma gerçekleşiyor. Dediğin gibi bu tarafları aslında hasarı en az şekilde atlatmaları. Nihayetinde hakimin orada vicdani bir kanaati oluşuyor. Hatta burada şey demiş dair. 166. maddede hakim tarafların ve çocukların menfaatini göz önünde tutarak işte anlaşmalı boşanmada olmazsa olmaz bir şey vardır. Tüm hususlarda şimdi hemen onlara da değineceğiz. O kadar kısa sürdü ki son 5 dakikamıza girmek öyle üzereyiz. Mi? Çok evet. Süremiz. Süremiz yetmeyecek. Çok şeyimiz muhtemelen var çünkü biz, Nevin Hanım'la iki hafta sonra ya da belki de önümüzdeki haftadan sonraki hafta mutlaka bir boşanmanın sonuçları, velayet, nafaka, tazminat konusunda bir program daha yapacağız. Çünkü hiçbir şey konuşamadık şu an. Ha, der ki burada kanun metni, hakim tarafların ve çocukların menfaatini göz önünde bulundurarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yani protokolle gidiyoruz hakim önüne. İşte çocukları her akşam almak istiyorum, çocukları her hafta sonu almak istiyorum. Burada hemen taraflar anlaşıyor bu konuda ama hakim ne diyor? Her hafta sonu çocukları sen alırsan diğer tarafla hafta sonu ilişkisi, birlikte ilişki kurması çocuğun ne olacak? Çocuğun bir hayatı var, düzeni evet. var, okulu var. Ama burada şunu da belirtmek istiyorum. Evet, hakimin müdahale edeceği alanlar kamu düzenine ilişkin olanlar. Velayet hakkında, kişisel ilişkide, iştirak nafakasında hakim kendiliğinden, reisen müdahale edebilir. Ama anlaşmalı boşanmada diyelim ki hakim müdahale etti. Bu müdahalenin taraflarca kabul edilmesi gerekir. Eğer taraflarca hakimin yaptığı müdahale kabul edilmezse artık anlaşmalı boşanmadan çıkar ve çekişmeli boşanmaya döner. Hatta istinaf mahkemesi bu konuda şöyle çok hassas. Çünkü diyelim ki taraf müdahalesini kabul etmedi. Hakim verdi kararı, anlaşmalı boşattı. Ama bu anlaşmalı boşanma istinafın önüne geldiğinde ve taraflar diyelim ki işte iştirak nafakası yönünden müdahale etti. İştirak nafakası yönünden istinaf ettiler. Ne oldu? Boşanma yönünden kesinleşti. Ama aslında ortada ne var? Boşanma kararı yok. Anlaşmalı boşanma protokolüne müdahalesi taraf tarafından kabul edilmezse ortada boşanma yok. Boşanma kararı kesinleşmiş ve kayıtlara işlenmişse ve daha sonra taraf boşandım diye yeniden evlilik yapmışsa gerçekten bir içinden çıkılamaz kamu düzenini ihlal durumu olacağı için istinaf bu konularda öncelikli bir hemen işlem yapıyor ve direkt mahkemesine boşanma kararı kesinleşme işlemini geri al diye gönderiyor. Çünkü dediğim gibi hakimin müdahalesinin taraflar tarafından kabulü gerekir. Olmazsa çekişmeli boşanmaya döner ve taraflara delillerini sunmaları için süre verilir. Dava çekişmeli olarak ortalama devam eder. Ortalama bir boşanma davası ne kadar sürüyor Nevinci? Ortalama çekişmeli bir boşanma davası 2 yıl sürer. 1,5 yılda neticelenenler de var. Eğer diyelim ki mazeretler verilmedi, hakimler bulundu, tanıklar hemen celselerinde geldiler, ifadelerini verdiler, uzamadı. 1,5-2 yıl asgari sürdüğüdür. 2 yılı da istinafta gözetirsek 4 yıl ve tarafların düşünün anlaşamadığınız bir eşinizle, kadın ya da erkek, 5 yıl boyunca neredeyse boşanamıyorsunuz. Bu aslında büyük bir yara. Kısaca ona da girelim mi? Tabii. Çünkü
bu şekilde tarafları aslında zorla evlilik birliği çok kısa ona girelim. Son cümleni tamam. Alalım sonra ben kapanışı yapayım. Benim görüşüm ve çoğu hukukçunun da görüşü nasıl evlilik birliğini kurarken tarafların imzaları ve iradeleri serbest iradeyse. Evet. Boşanma gerçekleşirken de tarafların serbest iradeleri boşanma için yeterli olmalı. Boşanmanın mali sonuçları, velayet gibi hususlar dava ile düzenlenebilir. Hakimle birlikte, hakimin göreceği bir dava ile neticelensin. Ama tarafları bu şekilde uzun evlilik süresine, yeni hayatlarını kuramamasına da mahkum etmemek gerekir düşüncesi. Psikolojik olarak da çok. Çok süreç, o süreç çok sıkıntılı. Benim müvekkillerimden ne zaman istinaftan dönecek diye hayatını devam ettirmek isteyenler var. Çünkü biliyorsun evlilik devam ettiği sürece sadakat yükümlülüğü de devam ediyor. Bu çok önemli. Ve, evet, ve, burada ve o bir boşanma dava sebebi, yeni bir sebep. Ve burada hemen bir cümleyle şunu da geçelim. Üçüncü kişiye, yani sadakatsizliğin üçüncü kişisi olan, eşin sevgilisi olan kadın ya da erkeğe karşı tazminat davası artık açılmıyor. Bunu da çokça soruyor çünkü evet. Müvekkiller. Çünkü Yargıtay dedi ki sadakat yükümlülüğünün tarafı eşindir. Üçüncü kişinin sana bir sadakat yükümlülüğü yoktur dedi. Nevin'cim son cümlelerini alalım. Sanırım birazdan kapanışa geçeceğiz. Yani işte dediğim gibi boşanma davaları son derece geniş, derya deniz alanlar, aile konutunu tam işleyemedik, geleceğiz. Evet, hepsine gelemedik, velayete gelemedik, iştirak nafakasına gelmedik, çocukla kişisel ilişki, mal paylaşımına gelemedik. O kadar çok ki anca böyle bir genel giriş yaptık. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok bana teşekkür bu imkanı ediyoruz. Verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Avukat Nevin Yıldırım Karay'la keyifli bir sohbet geçirdik. Zamanımız yetmedi ama devam eden bir programımız, belki birkaç programımız daha olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta çocuk istismarı, çocuklara uygulanan şiddet, çocuğun sosyal medya ile ilgili sınırları, paylaşımlar konusunda kıymetli meslektaşım Avukat Süreyya Kardelen Yarlı ile karşınızda olacağız. Birlikte çocuk haklarını masaya yatıracağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum, sevgiler sunuyorum. Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere, iyi haftalar dilerim.